Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Çayırova Kocaeli'nden sesleniyoruz. Extreme RC firmasına konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Sedat Arslan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sedat Bey, bu röportaj gerçekten bugüne kadar yaptığım röportajlar arasında en heyecanlı olanı, en gurur verici olanı. Diliyorum ki bu gurur tüm Türkiye ve dünya ile buluşur. İnşallah. Burada yani ben mucize diyeceğim eğer izniniz olursa, bir mucizenin gerçekleşmesi var aslında. Dünyada bir ilkin Türkiye'de gerçekleşmesi var ve burada sizin tarafınızdan şu anda bizlerle buluşması var bu keyifli projenin. Ondan evvel tabii hemen biraz heyecanla beklesin bu proje. Öncelikle firmayı kuralım izninizle. Extreme RC nasıl doğdu diyorum bu doğrultuda. Extreme RC tabiri caizse çiçeği burnunda bir firma. Yaklaşık 4 aydır resmi olarak faaliyet gösteriyoruz. Öncesinde 3-4 yıllık bir Ar-Ge çalışması sonrasında oluşturulan bir kurum. Neden? Çünkü bu ürünün tanıtımı, yaygınlaştırılması ve farklı faaliyet alanlarında görev alabilmesi için kurumsallaşmamız gerekiyordu. Bu nedenle bu firma açıldı. Şu anda da peyderpey iş dönemimiz başladı. Yavaş yavaş devam ediyor. Start verildi diyorsun. Start verildi inşallah. Bakalım ne olacak. Dedim ya, uzun bir emeğin sonucu bu. Ve inşallah sizin kanalınızda bunu tanıtma şansına sahip olacağız. Süpersiniz. Yıllara varan bilgi birikiminin şu muhteşem ürün yelpazesinde buluşması diyeceğim izninizle. Evet, evet. Çünkü geriye dönüp baktığım zaman bilgisayar konusundaki uzmanlığınızda sevgili kardeşlerimizle bir işbirliği olan çalışma sonucu bu muhteşem ürün dünyada bir ilk olarak bizlerle evet. buluşturuldu. Evet. Haklı bir gurur. Gerçekten alanları o kadar fazla ki dakikalar yetmez kullanıldığı alanları buradan saymaya. Ama ben yine de biraz bilgi rica edeceğim tabii. Bu ürün yelpazesi Türkiye'me ne gibi artılar katacak? Alanlar nereler? Çok güzel sorunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Drone teknolojisini bilenler bilir. Az çok şu günlerde oldukça kendine söz ettiren bir uğraş alanı, hobi ya da hava çekimi faaliyeti diyelim. Ama geri gelelim ki bundan uçuş süreleri malum. 10-15 dakika bilemediniz, 20-25 dakikalara varan uçuş sürelerinin dışında çıkamıyorlar. Fakat arama kurtarma, istihbarat, keşif, gözlem gibi birçok hayati alanda, önemli alanda bu teknolojinin kullanılması muhtemel. Fakat uçuş süresinin yeterli olmamasından dolayı fazla verim alınamıyor. Hal böyle olunca bunun 1 saate yakın bir uçuş süresi olması, mesela şu andaki ürünün maksimum uçuş süresi 50 dakika ve bu dünyada bir ilk, aynen az önce telaffuz ettiğiniz gibi. Neden? Çünkü 15-20 dakikalık ürünlerin arasında 3 katı uçuş süresiyle öne çıkan bir ürün. Ve bu, evet, satışta olan, bakın üzerine altını çizerek söylemek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. Dünyada satışta olan, resmi olarak satışta olan ilk ve tek ürün. Ve tarafımızdan üretiliyor, imal ediliyor. Testleri ve montajı bizim tarafımızdan yapılıyor. Ve dediğim gibi arama kurtarma, istihbarat, keşif, gözlem gibi birçok farklı alanda hizmet vermek üzere tasarlanmış ürün şu anda fazlasıyla rağbet görüyor ve tanıtımsız haliyle rağbet görüyor. Özel bir ismi var mı? M5 diye lanse ediyoruz. Çünkü daha önceki 4 versiyon bunun çocukları diyelim, küçüklükleriydi. 5. versiyon, yani 3 sene sonra geldiği versiyon 5. versiyon olduğu için M5 dedik. Süper. M5 doğdu diyorsunuz, evet, Türkiye'me. Türkiye'me hoş geldi diyoruz M5'e bu arada. Çünkü gerçekten saydığınız o kadar fazla alan var ki bu bizi hayatımızı kolaylaştıracak. Gerek keyif anlamındaki çekimler, gerek tanıtım anlamındaki çekimler, gerek tabii ki özel olarak yani askeriyle ilgili çok keyifli çekimler, alan havaalanları ile ilgili çekimler. Aslında o kadar fazla ki, ama birçok kişi tarafından bunun kullanımı, bilinmesi bizlere ne gibi artılar ya da zararlar getirir?
Şöyle ki özellikle bunu devlet kurumlarının kullanması, tabii güvenlik önlemleri alınarak kullanması çok büyük fayda sağlayacak. Zaten günümüzde bu güvenlik önlemlerine ilişkin kayıt altına alınma gibi işlemler yapılıyor ve inşallah bu faydalı alanlarda kullanılacak. Çünkü yanlış kişilere eline geçtiğinde biliyorsunuz neler neler olabiliyor. Devletimizin bu konudaki yaptığı yeniliklerden sonra bunun kullanım amacını ben size kısaca sıralayayım. Bir Orman Bakanlığı'nı da düşünün. Orman yangınlarında çevresel faktörleri kuş bakışı görebilmek çok büyük bir avantaj. Helikopter kaldıramazsınız çünkü dumandan düşme riski var. Ama bu ürün havada 50 dakika kalması nedeniyle tüm alana hakim olmanızı ve kontrol altına almanızı da büyük fayda sağlayacak. İkinci olarak arama kurtarma. Helikopterlerin ya da taşıtların giremeyeceği alanlarda, vadilerde, kayalıklarda, dağlarda dağcılarımız için ya da arama trekking yapan ormandaki böyle araçların giremeyeceği alanlarda dronların kullanılması muhtemel ve havada fazla kalması sebebiyle insanların ihtiyaçlarını görebilecek. Yani oraya su gönderebilirsiniz, erzak gönderebilirsiniz, ilaç gönderebilirsiniz, haberleşme ünitesi, telsiz gönderebilirsiniz ya da tıbbi malzeme gönderebilirsiniz. Lojistik anlamında bu ürünle her şeyi yapabilmeniz mümkün. Kaldı ki kurtarma yapabilmeniz mümkün. Yani kişi orada yerini tespit ederek GPS koordinatını ilgili bilimlere vererek doğrudan kişiyi çok kısa bir sürede bulmanız mümkün. Öbür türlü yani insanların şeyine kalmış yani teknik özellikler ya da arazinin uyumuna ya da insanların zamanına kalmış saatlerce sürebilecek bir çalışma bu ürün sayesinde dakikalar içinde belki de sonuçlanacak. Süper. Yani burada aslında hayatımızı bizlere hediye ediyor bu aynen, anlamda. Onun dışında nerelerde varız sizce? İstihbarat olabilir. Hele şu son dönemdeki terör olaylarını varsayalım. Yani düşünebiliyor musunuz ki insanlar artık sadece dürbünle, kamerayla şununla bununla gözlem yapıyorlar ve işte güvenlik kameraları dediğimiz sabit kameralarla gözlem yapıyorsunuz. Fakat herhangi bir toplumsal olayda yani art niyetli insanların tespitinde havada 50 dakika kalan bir cihazın kuş bakışı gözlem yapabildiğini ve buna termal kamera takmak suretiyle öyle bir modelimiz de var. Gece dahi, zifiri karanlıkta dahi kişileri, insanları, objeleri seçebildiğini düşünebiliyor musunuz? Gerek arama kurtarmada nokta tespiti yapabilir, gerekse de istihbarat anlamında hedefleri rahatça tespit edebilirsiniz. Tehlikeleri önceden görebilir, tedbir alabilirsiniz. Yani bu dediğim gibi uçuş süresi nedeniyle son derece kritik bir ürün ve doğru ellerde devletin ilgili kademelerinde kullanıldığında çok büyük, büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Peki burada bu ürün şu an sizin tarafınızdan bizlerle buluşturuluyor. Evet. Süreç bazında ne kadarlık bir süreç gerekiyor bunların üretimi? Her biri 50 imal ediliyor diyelim. Montajı çünkü fabrikasyon değil. Çünkü seri üretimi mevcut değil şu anda. Büyük bir titizlik ve hassaslıkla üretiliyor. Çünkü son derece hassas. Yani yanlış bir şey yaptığınızda bir uçağa da bir çıfata takmanızda nasıl ki düşüyor. Bunda da öyle. Büyük bir titizlikle monte etmesi gerekiyor. Tamamen hazırlanması çanta tasarımıdır. Ben ürünü isterseniz daha sonra gönderirim. Şu anda ekranda görüyorlar sevgili çantası, izleyiciler. Çantası komplike bütün her şey içinde bütün testlerinin yapılarak müşteriye teslim edilme süreci 2 hafta. Yaklaşık 2 haftalık bir süreci kapsıyor. Peki burada herkese bu ürünü veriyor musunuz? Hayır kesinlikle. Kesinlikle. Aradan şartlar neler? Kesinlikle. Öncelikle zaten kurumsal bazda bu ürün şu anda rağbet görüyor ve ben bu konsepte devam etmeye uygun buluyorum. Kişisel bazda bunun kontrolü zor ve güvenli bulmuyorum. Kurumsal bazda da zaten ilgili birimlerin faksları, telefonları, fatura, yazışma adresleri belli. Mülakat kurduğunuz kişiler belli. Zaten yerinde demo yapıyorum çoğunda. Müşterinin adresine gidip demo yaptığımda zaten kurum belli oluyor. Genellikle bahsettiğim gibi devlet kurumları oluyor bunlar. O konuda sakınca görmediğim durumlarda satışımız sonuçlanıyor. 15 günün sonunda ürünü teslim ediyoruz. Ürün teslim ediliyor ilgili bireylere. Evet. Yani ben öncelikle diliyorum ki gözlerinizdeki ışıltı hiç yok olmasın. Teşekkür ederim. Bu heyecan hiç ama hiç yok olmasın. Ülkem adına gerçekten önce kendim adına sonra tabii ki ülkem adına sonsuz bir teşekkür ediyorum sizlere. Böyle keyifli bir projeyi bizlerle buluşturduğunuz için. Buradaki yapılan bu çalışma zannediyorum eğer bir destek verilirse Türkiye adına nice cevherlerin çıkabileceğinin aslında bir göstergesi oluyor. Aynen. Siz sadece bir örnek teşkil ediyorsunuz bizler adına, Türkiye adına ve Türkiye'ye yetişen gençlerimiz ve geleceğimiz adına.
Burada destek ben talep edeceğim sizin vasıtanızla aslında. Eğer bir destek verilirse bunlar ilgili birimlerle daha nice illerimizde, çünkü Türkiye'm 81 ilinde ve o kadar fazla anlattığınız doğrultuda ihtiyacı doğuracak ki, evet. Bütün bunlarda bize tabii ki insan sağlığına, gerek işte TÜİKYAM adına, gerek bireysel anlamda kurtarma adına çok büyük katkıları olan bir üründen bahsediyoruz şu anda. Evet. Ve bu desteğin bir an evvel sizlerle buluşmasını diliyorum. İnşallah, ben öncelikle. İnşallah, öyle ümit ediyoruz inşallah. Tabii ki burada yapılan çalışmalar kurumsal anlamda yapılıyor ve sizin de söylediğiniz gibi çok uzun incelemelerden sonrasında talepler doğrultusunda kişilerle buluşturuluyor. www.xtmrcmarket.com kurum web adresinden sizlere ulaşabiliyorlar. Evet. Aynı zamanda tüm konuklara, tüm Türkiye'me de bir alo kadar yakınsınız. Evet. Burada altyazı olarak görüyorlar sevgili izleyiciler şu anda bu geçişleri. Peki bu gerçekten çok uzun yıllara dayanan, önce bilgi birikiminin sonra hobinin aslında M5 markasıyla buluşması oluyor. Evet. Hedefler neler? Hedef ürünü kendime böyle ütopik bir söz verdim. 2 saat yani günümüzün profesyonel İHA insan savaşlarının, uçak şeklindeki insan savaşlarının geldiği noktadaki zaman birimidir. Bunu drone ile yapmak bir mucize aslında. Çünkü drone havada sabit kalır ama uçaklar sürekli hareket ettiği için sabit noktayı göremeyebilirsiniz. Dolayısıyla arama, kurtarma, inceleme ya da keşif ve gözlemde sabit bir havadaki kamerayı düşünseniz, istediğiniz irtifayı yükseltebileceğiniz, alçaltabileceğiniz ve zoom yapabileceğiniz, zoom faktörünü söylemedim. Dünyada tek drone'da kullanılan zoom özelliği de yine bu drone'da. 20x, 20 katı büyütme şansına sahipsiniz bu drone'la. Hal böyle olunca uçuş süresini artırmak da mümkün. Yani gelen finansman ve kaynaklara bağlı olarak Ar-Ge çalışmasına ağırlık verilip bunun uçuş süresi artırılabilir, faydalı yük kaldırması artırılabilir. Bu anlamda sizin lojistik ya da destek vereceğiniz şeyler artırılabilir. Ne bileyim yani düşünseniz artık kargo taşımacılığında bile adından söz edilen bir ürün. Bu anlamda ben geleceğini çok parlak görüyorum. Bu röportajdan sonra da süpersiniz. Yani bazı geçmeler olacaktır. Vallahi burada M5 aslında aklımda hemen bana bir şey çağrıştırdı. Mucize 5'in kısaltımı geldi. M5. Teşekkür ederim. Gerçekten biz mucize 6'ları bekliyoruz bu doğrultuda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben tekrar yenileyeceğim. Bu heyecanın hiç yok olmasını istemiyorum. Buradan sonsuz teşekkürler ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Ve başarınızın nice uzun yıllar boyu bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Çok efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Çayırova Kocaeli'nden Extreme RG'ye teşekkür ederek ayrılıyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.